gideceğim için ondan başka adamı bir niye söndürdün başarılı? Allah'tan korkmuyor musunuz? Sen yaşadın değil mi Hüsran'ı? Şimdi gene sen üfle. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde bir kendi... Mutlu yıllar sana. O halde bizim hayatımızın da en kıymetli şeyi bu. İyi mutlu yıllar. Ondan başka bir şeyi vermedi. İlah olarak kıymetli. Yani ben Nuh Aleyhisselam'ın hayatını... Ya ben onu yiyecektim ya. Ve Nuh Aleyhisselam'ın hayatından şunu öğrendim. Onu şuna versene, olmanı istiyor. Koskoca Nuh Aleyhisselam'ın kavmine tamam. Allah'a emanet edin. Şeftali bak Hüsran, sen çok seviyorsun. Kale dedi. Bak yine. Şeftali, hani şeftali? Dedenin elinde işte, verecek sana. Vereceğim şimdi. Aleyhisselam dedi ki buyurdu. Vereceğim şimdi. Yani niye söylüyorsun Cenab-ı Allah? Yuttun mu? Bir ayette bahsedebilirdi. Kaçırsın. Bir surede bahsedebilirdi. Bir ikiyede bahsedebilirdi. Ama hep şu var. Nuh kavmine dedi ki. Tamam kancım, orada. Demek ki Nuh Aleyhisselam dedi ki cümleden sonraki beyanatlar bizim için çok önemli. Bizim hayatımız... Çalışıyor mu o? Ha. Öyle değil mi? Her birimizin sıkıntıları, çözemediğimiz maddi manevi meselelerimiz, uhramlarımız... Hayır kan şey, bıçak var orada, saçmalama. İşte bunları çözecek olan mevzu bu. Çatal da geçiyor öyle. Her şeyi... Hiç hayatına görmemiş. Hepsini yiyecek belki. Maddiyatımız da, maneviyatımızın da. Ne demiş Nuh Aleyhisselam? İnni lekum ne diyorum? Bu kadar yalan biraz ya. Ne güzel bastı. Sizin için. Bu da olmaz ya Meyda. Uyarıcıyım. Yok ya, güzel mi? Yutur mu aşkım? Ay bayıldım, böyle bir şey olamaz. Çok taze. Bak yine şey. Nedir? Allah-u Teala'ya ibadet et. Şimdi burada sonra ibadeti lazım. Üç tane şey söylüyor. Nuh Aleyhisselam. Ay ne yaptın? Camın üstüne çıkmış. Ölür mü? Ay duyuyor bizi, biliyor musun? Sana ölür. Ayet-i Celile'leri öyle bir harmanlamışlar, öyle bir özümsemişler ki yani onu adeta bir Furkan'a ek dair kalplerine şey dair. Ayet-i Celile'yi bildirmişler, yapıştırmışlar yani akıllarına, kulaklarına, zihinlerine. Nasıl muhallebisi sustum şey, basit kılmıştık. Yiyeceğim mi, yedin mi, yuttun mu? Ağzını ağzı yedirmeyin çocuğa. Burada 3 tane ekliyordum. Bu 3 emrin. Üçüncüsü bir de çok ekşi. Şimdi en yakınullah, Allah'a ibadet edin. Bu esasında yapılması ve yapışılması gereken her şeyi içine alır. Yapılması gereken. Ve tevuhu ve Allah'tan korkun. Bu da sakınılması gereken her şeyi içine alır. Ama olmaz zaten. İnsan bir olarak ne yapması gerekir? Oluyor, yapıyorlar işte. Yapışması. Bir takım şeylerden de kaçınması gerekiyor. Beğendin mi kan pastayı? Evet, iki şey var. Güzel yani. Değil mi? Emri bil mağlup. Çay da al kendine, koymadım sana bir yerine. İyiliği yapmak ve nehyanın bir de nehiler. Nehilerden de kaçınmak. Tek de var kanıncım. Allah'a ibadet edin deyince bütün yapılması gereken emirleri içine alıyor. Ondan sakının dediğinde de bütün haramlardan kaçınmayı içine alıyor. İki cümlede her şeyi veriyor yani ayet-i kerime. Yani, yaplar var. Üçüncüsü de... Yuttun mu artık? Bana itaat edin. Şimdi esas işin merkezinde de bu. Yani evet, ayetlerle Allah-u Teala gönderiyor. Mesela orada Allah-u Teala'yı dinleyin demiyor. Allah'ın bana itaat ediyor. Çünkü ona itaat etmek Allah'ın... Pastamızı yedik. Hayırlı doğum günlerimiz olsun inşallah. Daha nice yıllara. Hoşça kalın, dostça kalın. İkisini de içmiyor. Yani...